Devletimiz hukuk devleti mi, kanun devleti mi 4. Dünden devam diyoruz. Yazı serimiz aynı minvalde başlığımızda yerini koruyarak devam ediyor. Bugün 4. gün. Zira sizinle hasbihal ettiğimiz mevzular ve eksenindeki gelişmeler dün olduğu gibi bugün de bizi haklı çıkarırken dile getirdiğimiz gerçekleri de tescil ediyor. Boşuna söylenmiş söz değil, zaman en büyük müfessirdir diye. Ama burada önem arz edici olan da olumsuzluklar zincirine dair olaylara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi. Eğer ki edilmediği takdirde bu kez yaşananlara dair atı alan Üsküdar'ı çoktan geçti. Neticesi ikmal hale geliyor. Sevgili izleyiciler, gerek bu köşede dile getirip sizinle paylaşmış olduğum konular ve gerekse yayın kuruluşumuzun haber, yorum ve manşetleri konu olan mevzular. Bila istisna kılı kırk yararak, bölerek, sorgulayarak, irdeleyip, inceleyerek hakikat oranı ölçüsünde dile getirmektedir. Ki tarafsız, ilkeli ve objektif, tavizsiz ve kırmızı çizgiler noktasında irdeliyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. İşte bu şiar ve düsturla yola çıktığımız içindir ki siz izleyicilerimizin takdirine, güvenine ve alakasına mazhar oluyoruz. Ne diyoruz? Gerçekler göz ardı edilemez, hakikatler de karanlıkta bırakılamaz. Er ya da geç gün ışığına çıkar. Yazı serimize kullandığımız başlığın muhtevası hepinizin takdirine şayandır. Ülkenin hali durumuna karşı söyleyebileceğimiz görünen köy kılavuz istemez. Ki bundan dolayıdır da devletimiz hukuk devleti mi, kanun devleti mi diyerek anlamlı bir başlık oluşturduk. İfadenin açılımına ve meramına gelince. Şöyle ki, geçmişe yönelik zaman dilimi içerisinde oluşan, gelişen hadiseler devletin içinde devleti içten vurma, milleti mağdur etme, masum, günahsız, devletine ve milletine bağlı, sevgisiyle mesaisini harcayan insanları, ailelerini devletin gücünü kötüye kullanarak vesayet oluşturmak isteyenlere karşı direndik. Gerek yargıya, gerekse Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine sızan kirli oluşumları ve onların avanelerinin maskelerini düşürerek deşifre ettik ve daha da edeceğiz. Zira elimizde böylesi şer ve kirli yapılara dair kanıtlayıcı deliller, bilgiler, bulgular mevcuttur. Fiilen bizatihi aynı olayları yaşamış insanlarız da. Hiçbir baba yiğit çıkıp, dedikleriniz doğru değil, yanlış söylüyorsunuz, bunlar yaşanmamış ya da bizlerin alakası yok diyemez. Tekzip de edemez. Çünkü kirlilikleri paçalarından akıyor. Daha deşifre edeceklerimiz çok. Tabii biz bunları dile getirirken ilgili ve yetkili zevatında harekete geçmesini istiyoruz. İster yargı birimi olsun, ister emniyet birimi olsun, onlara düşen görev ivedilikle bu şer organizeli suç örgütlerinin üzerine gitmesi lazım. Çünkü tarihte işledikleri suçlar hem de anayasal suçları teşkil ettiği için devletin üzerine gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama heyhat, tarihte yaşanmış hadiselerin failleri noktasında ölenler ölmüş, toprakları bol olsun diyemiyoruz, mekanları cehennem olsun diyoruz. Temennimiz şudur ki, tarih sayfalarına altın harflerle kahramanlıkları yazılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine bir daha böylesi kirli nesneler sızmasın. Varlık göstermesin, kendilerine yer ve mekan bulmasın. Öyle inanıyoruz ki, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir devlet büyüğü, devletin başında olduğu müddetçe geçmişteki vahim vesayetler ikmale gelmez, yaşanmaz, yaşatanlar prim görmez. Sevgili izleyiciler, 1 Ocak 1993'ten 2000'li yıllara kadar aralıklı olarak terör örgütüyle işbirliği içerisinde yaşayarak devletin bünyesine sızdırılmış, gerek jandarma olsun, gerek yargı olsun, gerek istihbarat birimlerinde olsun, ne yazık ki görevlerini çok kötüye kullanan insanlar olmuştur. O dönemin iktidarları, özellikle Üçlü Koalisyon dönemindeki olup bitenler tam manasıyla bir facia, bir felaket, bir musibet diyebiliriz. 28 Şubat'a bağlı çok kirli karanlıkları bu ülke yaşadı. Ama bugün onları bir kenara bırakalım. Gelelim Diyarbakır'ımıza. Son bir hafta içerisinde Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk Beyefendi'nin aktif çabasıyla yapılan operasyonlar çok büyük netice vermiştir. Sevindirici olmuştur. Halkı, özellikle Diyarbakır halkını ümitlendirmiştir. Zira neredeyse bir yıldan beri gerek yazılı medyamızın birinci sayfasında büyük puntolarla manşetten ve sürmanşetten yazdığımız arazi mafyaları, kaçakçılık, kumarbazlık, feodal yapı, halkın üzerine korku imparatorluğu yaratmak gibi hadiseler olsun.
Gerekse de o paralelde oluşan fuhuş sektörü olsun. Yani envai suç şebekeleri. Bugün çeleng sayesinde ve dirayetiyle adalet pençesi darbeler vuruyor. Ülkenin ve milletin selameti açısından. Ki tüm yazdıklarımız, çizdiklerimiz yürütülen bu operasyonlarla bir bir ortaya çıkmaktadır. Ve öyle düşünüyoruz ki daha bu işin arkası çok olacak. Diyarbakır'ımızın da tertemiz, pırıl pırıl, eski deyimle şarkın Paris'i bir şehre dönüştürüleceğine inanıyorum. Zira her zaman söylüyoruz, bu bölgeye yıpranmış, çıkarcı, rantiyeci bürokratları değil, deneyimli, imanlı, inançlı, memleketine, milletine, hukuku, yasaları bilen ve uygulayan bürokratları gönderin. Hep iktidarı uyarmışız. Bu itibarla gerçekten bugünkü yargı kadrosu çok aktif bir şekilde çalışıyor ve adaletin pençesini oldukça vuruyor, yakalıyor, deşifre ediyor. Keza aynı bünyede emniyetin bazı birimleri başsavcılığın talimat ve direktifleri paralelinde hareket ederek hedefe ulaşıyorlar. Bakınız, bir hafta önce arazi mafyası tarafından yapılan silahlı çatışma ve saldırıda masum bir insan öldürüldü. Yaralananlar oldu ama saldırganlar kaçtı. İşte o hadise genişletilerek dünden beri güzel bir operasyonla her şeyin altını üstüne getiren güvenlik güçleri bu kepaze oluşumu derdest etti. Cumhuriyet Başsavcılığını ve güvenlik güçlerini tebrik ediyoruz ve devamını bekliyoruz. Daha çok var çünkü. Hele hele Diyarbakır'ın girişinde Seyrantepe'de bulunan o büyük arazi alanı, ideolojisini belirsiz bir mafya unsuru tarafından el konulmuş. Kullanının kim olduğu belirsiz olmakla beraber tapu hissedarları bile yanaşamıyor kendi mallarına ve araziye. Belediyeler hiç sesini çıkarmıyor. Kayyımlar adeta buna göz yumarcasına büyük bir sessizlik içerisinde malı götüren götürüyor misali. Keza yıllardan beri üniversite bünyesinde de aynı hikayeler söz konusu. Sonuç itibariyle silahlı çatışmalar ortaya konuluyor. Korku imparatorluğu yaratılıyor. Ve ne yazık ki belediyeler gibi, üniversiteler gibi devletin yetkili ve etkili kurumları da ses çıkarmıyorlar. Ketum kalıyor. Hal böyle olunca da ne yüdüğü belirsiz oluşumların ardı arkası gelmiyor. Niye derseniz, çünkü bunlar bukalemun gibidirler. Kendilerini hep zamana uyduran, kurnazca işlerini yürütenlerdir ve hegemonyalarını destek aldıkları siyasilerle sürdürmüşlerdir. Kimi zaman gelmiş, kendilerine PKK görüntüsü vermişler. Kimi zaman gelmiş, KCK görüntüsü vermişler. Kimi zaman gelmiş, iktidar partisinin gölgesine girmişler. Kimi zaman gelmiş, renk değiştirerek devletçi kesilmişler. Kimi zaman gelmiş, muhafazakar libas giymişler. Pasif ve rantiyeci siyasilerin himayesinde varlıklarına varlık katmışlar. Yeri ve zamanı gelince ihanet hançerlerini çekip vurmuşlardır. İşte devlet-i âliyeyi safa düşüren, makam ve mevkilerin politize olmasına neden olan bu renksiz hain oluşumlara itibar etmesidir. Bizim çığlığımız bunadır. Onun için de diyoruz ki Türkiye geçmişine mercek tutmalıdır. Demem o ki, son operasyonlarda devlet devletliliğini göstermiştir ki göstermeye de devam etmeli. Bir kanun devleti olmaktan daha fazlasıyla bir hukuk devleti olarak kendini göstermiştir. İşte bu coğrafya, bu bölge halkı böyle samimi bürokratların varlığını istiyor ve hep bekliyor. Rantiyeci kirli siyasetin ve siyasilerin yapabileceği bir şey olmadığı gibi hep arkalarında enkaz bırakmışlardır. Olumsuzluklara hep göz yummuşlardır ve mağdur olan da hep halk olmuştur. Öyle inanıyoruz ki 2 gün önce Diyarbakır'da arazi mafyasına yapılan baskınların altından daha çok kirli ve karanlık şeyler çıkacaktır. Zira yıllardan beri böylesi hadiselerin üstü kapalı olarak tutulmuştur. Hele hele karını başkasının zararında gören siyasilerimiz apayrı bir gaflet içerisinde olmaları, günlerini gün etmişlikleri de ayrı bir vesayet. Biz bunları dilimizin döndüğü, kalemimizin yazdığı kadarıyla dile getirdik. Ki getirmeye de devam edeceğiz. Gerçekleri deşifre etmeye çalışacağız. Bu bizim ve basının temel görevlerindendir. Sevgili izleyiciler, şu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tam bir enkaz. Envai hukuk dışı ve keyiflilik söz konusu ki önümüzdeki 14 Mayıs'ta başkan ve yönetim kadrosunun seçimi söz konusu. Bu seçim o kadar abartılmış bir seçim halini aldı ki sanırsınız milletvekili veya cumhurbaşkanı seçimiymiş. Çok büyük yarışa girmiş insanlarımız. Sormazlar mı? Hayrola? Bayram değil, seyran değil, eniştem,
Neyin uğraşı ve yarışı sizinkisi? Eğer büyük çıkar olmazsa, rant olmazsa, bu ne seçimdir, bu ne kavgadır, bu ne yaka paça çalışma yarışıdır diyecek bir hal olmazdı. Bugünden itibaren Diyarbakır Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün yıllardan beri yapmış oldukları yolsuzluk ve usulsüzlükleri ve bazı siyasi kadrolar tarafından gördükleri himaye şeklini peyderpey deşifre etmeye çalışacağız. Yani çarşaf çarşaf siz değerli izleyicilerimizle paylaşacağız. Öylesine nitelikli dolandırıcılık şeklinde çalışmaları olmuş ki akla ziyan bir hal var. Hayali olarak köylünün arazilerinin ellerinden alınması mı dersiniz? Arazilerin peşkeş edilmesi mi dersiniz? Gasp edilen arazilerin yüklü miktarda para karşılığı kayıtsız satışı mı dersiniz? Ne söylerseniz aklınıza ne gelirse gelsin hepsi bir garabet yumağı gibi yaşanmış. Değineceğiz, neşleri vuracağız. Tabii ki Ramazan bayramı sonrası. Burada gazetemiz bayramda yayınlanmadığı için sizinle hasbihal edemeyeceğiz. Onun için de şimdiden Ramazan bayramınız mübarek olsun. Bayram sonrası görüşmek üzere. Selametle kalın. En derin saygı ve sevgilerimle. Hayırlı cumalar.